Tüm varlık alemi Mevlana'da bir ağaca benzeterek olursak Mevlana tasavvufi düşünce geleneğinde paralel olarak insanı bu ağacın meyvesi yani varlık ailesinin gaye varlığı olarak değerlendirir. İşte o ağaç meyve misali burada da geçiyor. Bediüzzaman'da da geçiyor aynı şekilde. Meyve mis şeyi, misali birbirine benziyor. İnsan kendinde tüm varlığın bilgisini, ilahi isim ve sıfatların tamamını barındıran potansiyel potansiyele sahip. Bakın tüm varlığın bilgisini, ilahi isimleri ve sıfatları bulundurabilme potansiyeline sahip bir varlık olması nedeniyle varlık aleminin en kamil üyesidir. Tabi burada başta peygamberler biliyorsunuz Cenab-ı Hakk'ın e, pek çok esmasına mazhar olmuş. En çok esmayı üzerinde toplayan işte Efendimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve diğer peygamberler burada diğer insanlar da Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinde ne kadar toplayabilirlerse o kadar değer kazanıyorlar aslında. Cami olabiliyorlar. Yani bir ilim sıfatı bir e, ne bileyim kerim sıfatı bir rahman rahim sıfatları. ya yani bunlar hepsi birer özellik olarak insanda ne kadar yansıyorsa o kadar değer kazanıyor. Burada bunu anlatmak istiyor. İnsan tüm varlığın bilgisini taşıyan eksiksiz bir kitap. Bakın, bütün varlık aleminin Allah'a tanıdığı gibi bütün varlık alemi yaratılmış her şeyin de bilgisini taşıyabilen, bunları yorumlayabilen bir kitap hükmünde. Bu yüzden sufi düşünce gelinde insan kendinden önceki Tüm varlık mertebelerini zatında toplayan bir varlık düzleminde kabul edilmiş ve buna atfen insana mertebe-i camia yani toplayıcı varlık düzlemi denilmiştir. Yani bütün varlığın özelliğini yani kainatı sanki kendisinde topluyor. Değil mi? Küçük bir kainat diyor ya mikrokozm makrokozm işte büyük alem e, kainat ama insan onun küçük bir Misali şeklinde e, mikrokoz denilen e, bir alem.